Herkese yeni bir videodan, yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vakit geçirmek istiyorum. Sizleri de bize dahil edelim istiyorum. Birlikte bir kahvaltı hazırlayalım istiyorum en öncesinde. Çünkü yeni uyandık ve kahvaltı yapmadık daha. Bugün izinli günümüz, evdeyiz ikimiz de. Çok fazla böyle evde kahvaltı yapma fırsatımız olmuyor. O yüzden bugünü sizleri de dahil etmek istedim. O şekilde. Şimdi ben hazırlayacaklarımı çıkarayım. Şöyle hem patates yapacağım. Bu Super Fresh'in şöyle çıtır patatesi. Bu normal böyle dondurmuş patateslere göre daha ince. Daha böyle çıtır çıtır oluyor. Daha güzel oluyor. Biz çok beğendik bunu. Bir de şöyle milföy hamurum var. Bir de bundan yapayım istiyorum. İçine peynir, bir de sucuk koyabiliriz. Ya da sadece sucuklu da yapabilirim, bilmiyorum. Onu duruma göre bakacağız. Şöyle fırından tepsiyi çıkarttım arkadaşlar. Hepsini yapmayacağım için hepsini çözündürmeyeceğim. Yapacağım kadarını çıkartacağım. Şöyle 3 tane çıkardım. Zaten bunları böyle 2'ye böldüğümüz için 6 tane olacak. O yandan bize yeterli 2 kişi için. Hatta bazen kalıyor bile yanında ekstra bir şeyler olduğu için. Şimdi bunu geri yerine koyuyorum. Aslında pankek yapmayı düşünüyordum ama meyvemiz kalmamış. Ben muz var sanıyordum. Kalmamış. Ben de öyle işte muzsuz ya da çileksiz çok sevmiyorum. Hani yavan sadece çikolata sürüp yemeyi sevmiyorum. İlla meyvesi de olsun istiyorum yaptığım zaman. O yüzden ondan vazgeçtim. Onu yapmayacağım. Patates kızartacağım. Bir de dediğim gibi milföy'den börek yapacağım. O şekilde. Şurası birazcık karışık lavabonun yanına. Ona hiç takılmayın. Birazcık böreklerim çözünsün. Onları hazırlarken patatesi atayım istiyorum. Çünkü öbür türlü şey olmayacak. Patates çok erken kızarmış olacak. Soğuyacak. Onu da ben çok fazla sevmiyorum. Şimdi sucuk çıkartayım. Şöyle peynirimi ve sucuğumu çıkarttım. Ben sucukları böyle ayırıp iki yanı poşetine koyuyorum, kilitli poşetine. Daha iyi saklandığını düşünüyorum. Yani küflenme, bozulma vesaire olmuyor en azından. Şimdi onlar çözünürken benim biraz çamaşırım var. Biraz değil, hatta bayağı birikti. Şimdi bugün evdeyken en azından böyle 3-4 posta falan atabilirim. O yüzden önce şöyle beyazları atacağım. Şöyle daha önce gösterdim mi hiç bilmiyorum ama ben Domol'un şu mendillerinden kullanıyorum. Bu beyazlar için olanı. Bir de renkliler için olanı var. Özellikle renkliler için olanına bayılıyorum. Gerçekten hani böyle her renkten kıyafetiniz varsa ve tek tek ayırıp atamayacağınıza göre o mendil çok çok işe yarıyor. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Bütün rengi üzerine topluyor ve kıyafetler birbirine renk vermiyor. Sadece mendile vermiş oluyor. O yüzden çok kullanışlı buluyorum. Bu da beyazlar için olanı. Beyazları ekstra daha beyazlattığını vaat ediyor. Şöyle diğerine göre, diğeri böyle normal ıslak mendil renginde. Bu daha böyle şu şekilde sarı ve öbürüne göre daha kalın bir yapısı var. Yani ben çok beyazlarımız çıkmadığı için baya baya hala içinde var. Normalde kutu 20'li. Yani ama benim bir 15 tane falan daha var ki alalı ne kadar oluyor? Bir ay oluyor sanırım. Renklilerim azaldı. Ama azalmasına rağmen gerçekten onda da var.
O da 24'lü olması lazım. Bu 20'li, o 24'lü. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu atıyorum. Direkt böyle çamaşırların üzerine atıyorsunuz. Yani makinenin içine atıyorsunuz çamaşırlarla beraber. O şekilde görevini yerine getirmiş oluyor. Bunlardan çok memnunum. Bittikçe her zaman alacağım ürünler. Bence fiyatını çok çok hak ediyorlar. Ki zaten en fazla ne kadar? 25 lira falan galiba diye biliyorum. Ama bence çok güzel mendiller. O yüzden sürekli daha sonra da alacağım bunlardan. Makinede kullandığım deterjanları da göstereyim. Ben beyazlar için özellikle, ki bu sadece beyazlara kullanmaya da bilirsiniz. Yani beyazlar için, ama hani renklileri de kullanabilirsiniz, siyahları da kullanabilirsiniz. Ama ben hepsini ayrı ayrı kullanıyorum. Renklileri ve siyahları pervol kullanıyorum. Siyahlar için olanını ve renkliler için olanını. Beyazlar için de bunu aldım. Bunu çok çok övüyorlardı. Açıkçası ben de beğendim. Güzel gerçekten. Toz deterjan devri artık kapandı neredeyse diyebilirim. Herkes bu şekilde sıvı deterjan kullanıyor ve bence kullanımı çok daha kolay. Toz deterjan biliyorsunuz böyle tortular bırakabiliyor. O yüzden çok fazla kullanmıyorum ben. Ben direkt şöyle göz kararı koyuyorum artık. Hani çamaşırın şeyine göre, yoğunluğuna göre. O yüzden bunu da öneririm. Bu da çok güzel. Bir de şu çok övülen Yumoş Extra Lilium. Şundan kullanıyorum. Gerçekten güzel bir kokusu var. Ve herkes de soruyor mesela, hani kıyafetime sindiği zaman. Ve pembesi var. Daha sonra bu bitince zaten az kaldı. Pembesini deneyeceğim. Şöyle hemen başlatalım. İşlem başarılı başladı. Bunun sesi umarım sizi rahatsız etmez. Mutfakta olmasının dezavantajlarından bir tanesi. Bugün sizinle biraz böyle robot süpürgemi de göstermek istiyorum. Tabii ki siz bilmiyorsunuz, gösteremedim çeyiz videolarında. Ben robot süpürgeyi aldım arkadaşlar. Ama evlendikten sonra aldım zaten bunu. Ama yine de size göstermek istiyorum. O şekilde. Bakayım ne durumda. Hala daha sert. O yüzden bunları biraz daha bekleyelim istiyorum. Şimdi hamur çözünürken ben bir sucukları hazırlayayım. Onları keseyim. Hazır olsun en azından. Bu arada bunları gösterdim bilmiyorum ama bu Solinger'in bıçaklarından ben de almıştım. Memnun musun derseniz çok keskin. Bir kere şu parmağımı çok fena bir şekilde, hala izi var zaten. Çok fena bir şekilde girdi ve kesti. Gerçekten yani bayağı keskin. Yani bu konuda çok haklılar. Gelişi güzel doğruyorum zaten, içine koyacağım için. Sıkıntı değil. Böyle küçük küçük doğruyorum. Çünkü büyük doğradığımızda sığmayabiliyor milföy hamuruna. O yüzden daha böyle küçük bir şekilde doğruyorum. Bu kadarı yeterli. Zaten peynirli de yapacağım. Ben daha çok genelde peynirli seviyorum çünkü. Peynirimiz de zaten burada hazır. Onu da direkt çözündüğü zaman koyacağız. Böyle hafif çözünür gibi olmuş. Ben bir tepsiye yağlı kağıt getireyim. Şöyle bir yağlı kağıt kullanıyorum. Ben hazır kesilmişlerden alıyorum. Böyle Proplast'ın. Özellikle böyle kesilmiş olanı var. Daha iyi oluyor en azından. Yani direkt alıp tek kullanıp, tek kullanımlıkta rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O yüzden size de öneririm. Şunu şuraya alalım. Hem tepsimiz çok kirlenmemiş oluyor. Hem de daha böyle sağlıklı oluyor yani. Daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle
kağıtlarını ayıralım. Bunları dediğim gibi ikiye böleceğim. Zaten kendi ayrılma noktaları var. Direkt şöyle elinizle bile koparabiliyorsunuz. Tamam, şimdi yumurtasını da ayarladık. Önce sucukları koyuyorum. Şöyle biraz daha yakın alayım sizi isterseniz. Şu IKEA'dan aldığım yumurta fırçasını kullanacağım. Bunu da bilmem gösterdim mi çeyiz videolarını ama herkes bayılıyor, çok memnun. Yani ben de memnun kaldım açıkçası. Fırçasının ucu çok güzel, yani yumuşacık. O yüzden beğeniyorum. Birkaç tane daha var bunlardan. Annem çok almış bana ama en çok genelde bunu kullanıyorum, eğer kirli de vesaire değilse. Şimdi şöyle sürüyorum. O birazcık ısınsın fırınımız. Şimdi tabakları çıkarttım buraya. Hani kullanacağım tabakları. Şu çok severek aldığım, biliyorsunuz, Forlant'ın Botanical serisinin tabaklarını kullanacağız biz. Şimdi fırını ayarlamıştım. O ısındı. Börekleri hemen atalım. Güzelce. Teli takıyor muyduk? Tel çıkarttım ama. Şöyle tam ortaya koyacağım. Daha aşağıya mı koysam? Evet, şöyle koyduk. Tamam. Bunlar pişene kadar bir kalsın. Şöyle çok güzel kızardılar. Çıtır çıtır. Peynirler biraz taştı. O biraz beni üzdü ama olsun, sıkıntı değil. Bunları da dediğim gibi şöyle küçük porsiyonlar şeklinde koydum. Çünkü dediğim gibi, yani böyle şeyler olduğu zaman çok fazla kahvaltılık yemiyoruz biz. Bize yeterli geliyor. Patates kızartmamız da oldu. İyice yağını süzer misin? Onu da koyuyoruz. Orada çayımız demleniyor. Bir de Oktay Bey kendine omlet yapacakmış. Onu yapsın. Görelim marifetlerini. Patatesimiz de çıktı. Şu şekilde. Bunun üzerine ben şimdi ne katacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buna bayılıyorum. Ben Metro Market'te bulmuştum. Ama birçok yerde bence satılıyordur diye düşünüyorum. Şöyle kajun baharatlı patates çeşnisi. Çok güzel oluyor. Gerçekten biz Oktay'la buna bayılıyoruz. Yani bunsuz artık patates kızartması yemiyoruz. Şimdi buradan ekleyeceğim. Ama bunu açabilir misin aşkım? Börekler efsane gözüküyor. Sıcak sıcak yememiz lazım. O yüzden acele et. Şöyle gördüğünüz gibi içi. Yani bizim bayağı bir azaldı, almamız lazım. Çok güzel oluyor gerçekten. Bayağı uzun sürede gidiyor aslında. Şöyle bunu eklediğinizde ekstra tuz eklemeye çok ihtiyaç olmuyor ama biz çok çok tuzlu yediğimiz için yine de birazcık şey yapıyoruz, ekliyoruz. Bu arada Super Fresh'in çıtır patatesini de bence mutlaka alın arkadaşlar. Gerçekten normal dondurulmuş patatese göre çok daha güzel. İnce ve çıtır çıtır oluyor. Yani böyle Burger King, McDonald's patatesi gibi oluyor. Biraz yüksek fiyatlı diğerlerine göre ama yani bir süre gidiyor en azından. O yüzden biz bunu almayı tercih ediyoruz. Bunları şimdi sofraya götüreceğim ben. En son sofranın halinde göstermiş olduk. Evet, biz şimdi soframızı hazırladık arkadaşlar. Şu şekilde.
böreğimiz, patatesimiz, kahvaltılıklarımız. Şu da Oktay'ın kendisine yaptığı omlet. Bu şekilde. Biz şimdi kahvaltımızı yiyelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Biz kahvaltımızı yaptık. Oktay onları toplayacak. Ben de o sırada şu makineyi boşaltayım. Ben tekrar yenilerini koyacağım. Çünkü dediğim gibi bayağı bir çamaşır birikti. Biz öyle biriktirip atıyoruz. Hani iki kişi olduğumuz için. Üçüler de aynı şekilde. Bugün bu arada üçü de yapacağız. Size de göstermek istiyorum. Ütümü sanırım anlatmış mıydım? Evet, size ütümü göstermiştim. Ütümden çok memnunum ben. Gerçekten iyi ki kazanlı ütü almışım. Eğer yeriniz varsa, ki bence yer düşünmeyin, illaki bir yer bulunur. Ben mesela normalde ilk zamanlar böyle ütü masası açık bir şekilde onun üstünde tutuyordum küçük odada, oturma odasında. Ama sonra işte Oktay ondan rahatsız oldu. Hani kaldıralım, çok yer kaplıyor falan dedi. Dolabın üstüne koyduk. Yani illa koyacak bir yer bence bulursunuz. O yüzden ben kazanlı ütüyü kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Yeterli mutfak turunda tabii ki göstereceğim size mutfağı detaylı bir şekilde ama yani şu köşeye bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bunları biliyorsunuz zaten almıştık. Uzun uğraşlar sonucunda. Çok çok seviyorum. Daha kullanmak nasip olmadı. İnşallah misafirim geldiğinde kullanacağım. Bu zaten biliyorsunuz. Bunu da bayılarak almıştım. H&M'un baharatlı mermer. Bunlar annemin aldığı tuzluklardı. Şöyle gold detaylı olanlar. Bunları da çok seviyorum. Hani günlükte bunları kullanıyoruz. Onun dışında şu üçlüyü daha sonradan aldım. Ben aslında çok başkaydı aklımdaki baharatlık. Yani baharatlık değil de çay, şeker, kahve kavanozu farklıydı. Ama onun fiyatı yükselince ben de böyle boşlukta kaldım. Ne alsam bir türlü karar veremedim. En son bunlar bir gözüme hoş geldi. Ve bundan aldım. Şu mermer standı da dolap hesabından almıştım. Çok uygun fiyata. Bunu da gösterdim, göstermedim emin değilim. Sanırım siyahını gösterdim ama bu beyaz olanı göstermedim. Bu siyaha göre daha büyük. Bu sanırım 28 cm çapı olan. Çok çok memnunum. Yani H&M'e gidip o kadar para vermenize gerek yok. Ben bunu sanırım 90 ya da 100 liraya falan aldım. Hatta belki daha ucuz da olabilir. Şöyle çok seviyorum bu köşeyi. Bu zaten biliyorsunuz Okyanus Home Trend yoldan almıştım. İçindeki kaşıkları annem almıştı. Yine çeyiz videomda göstermiştim. Bu da yine gösterdiklerimden sanırsam. Adı dilimin ucunda. H&M Home'dan aldığım bu şey sepet. Küçük sepet. Ben bunu kapsül kahvelerimi koymak için zaten almıştım. Şu an tabii ki azaldığı için böyle içine sıcak çikolatalarımızı, normal Nescafe'mizi ve köpürtücümüzü koyuyorum. Yani kahveyle ilgili her şeyi koyuyorum buraya. Şunu da yine Bim'den almıştı annem biliyorsun. Burada Oktay'ın şekerleri var. Ben asla yemiyorum ama kendisi de yemiyor nedense. O öyle duruyor. O şekerler bittiği zaman onu belki bir ortadan birazcık kaybederim. Çünkü çok kalabalık da olmasını istemiyorum. Şu zaten benim bir tanem, biriciğim. Henüz doldurmak nasip olmadı içine ama inşallah bir gün güzel kurabiyeler yapıp içini doldururuz. Bu zaten buranın baş şeyi, şaheseri yani. Dımya'dan almıştım biliyorsunuz ki. Size göstermediğim bir diğeri de bu. Chibo'nun Cafissimo'su. Tabii ki detaylı mutfak şeyinde videosunda göstereceğim ama burada da bir anlatayım. Şöyle üstüne ben tozlanmasın diye bez koyuyorum. Şöyle bunu bana annemin amcası Almanya'da yaşıyor Mustafa amca. Ben ta bunu yani geçin evlenmeyi böyle çeyiz falan ortada yok yani. Öyle şeyler düşünmüyorum bile. Ta o zamanlar bunlar daha ilk çıkmıştı. Böyle Chibo yeni yeni getirmişti bunları Türkiye'ye. Ben de böyle lisede falandım sanırım. Bunları görüp çok beğeniyordum ve hani istiyordum o zamanlar. Çok iyi hatırlıyorum, fiyatı 1500 liraydı o zaman ben liseye giderken. Şu anda 3 küsür 4 falan yani o derece olmuş. Annemin amcası benim bundan istediğimi duyunca biliyorsunuz zaten Chibo da bir Alman markası. O da bana sağ olsun Almanya'da yaşadığı için orada tabii ki Türkiye'ye göre daha makul fiyatlarda. Oradan alıp gelmiş. Ben alıyor olsaydım direkt siyah rengini alırdım ama hiç sorun değil. Bu rengi de çok güzel, böyle kurşunlu gri. Çok severek kullanıyorum. Detaylı bir videosunda eğer isterseniz çekebilirim. Şöyle bir köşemiz var yani. Burada böyle çay kahve köşemiz var. Yine göstermediğim şeyim de var. Çaycım da var. Sanırım çaycımı da size göstermedim.
Göstermediğim aslında birçok şey var arkadaşlar. Çünkü yetişmedi. Yani araya düğün süreci girdi. Benim düğün yeriyle ilgilenmem gerekiyordu. Gelinlik, kına vesaire bunlarla ilgilenmem gerekti. O yüzden birçok şeyi gösteremedim. Çeyiz videolarının devamı gelemedi maalesef. Ama hiç problem değil. Ben hani evlendikten sonra da gösterebilirim. Sıkıntı değil. O yüzden birçok aldığım şey ama sizin görmediğiniz şeyler var. Onları yine videolarda yer vermek istiyorum. Elime geldikçe, kullandıkça size bunu almıştım ama size gösteremedim diye göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi biz kahvelerimizi falan içtik. O sırada ben biraz video izledim. Şimdi robot süpürgemi başlatacağım. Bir o çalışsın. O sırada çalıştırmayı unuttuğum için şimdi çalıştıracağım. Onu başlatayım. Benim makinem Vacuum Mop Pro olan benimkisi. Yani Pro modeli olan Vacuum'un. Şöyle göstereyim. Şu baş kısmı şu sensörlü olandan. Ben memnunum açıkçası. Bunu size tabii ki göstermedim çeyiz videolarımda. Zaten dediğim gibi bunu başta söylemişimdir. Evlendikten sonra aldım ben bunu. Ve çok memnunum. Gerçekten güzel. Ama şeyini iyi temizlemek gerekiyor. Filtresini iyi temizlemek gerekiyor. Temizlemediğiniz zaman dışarıya böyle nasıl desem içindeki o filtreye sıkışmış tozları dışarı verebiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Ben şu ana kadar hiç yıkamadım. Bir kere sadece nemli bezle sildim. Bu tırtıklı filtresi var ya, o kısmı bir nemli bezle sildim ama bir yıkamayı da düşünüyorum. Bilmiyorum, bazıları yıkamayın diyor. Bazıları işte yıkayabilirsiniz diyor. Ama ben bir kere bir denemek istiyorum. Böyle bir gün boyunca zaten kurumaya bırakacağım. Benimki hem silen hem süpüren modeli. O yüzden hani birini yıkadığımda diğer filtresini kullanırım diye düşünüyorum. Bu arada size bunu detaylı da anlatmak istiyorum. Eğer sizler de isterseniz bu videonun altına yazarsanız ona göre detaylı videosunu da çekebilirim. Ben çünkü alalı ne kadar oluyor? 1 ya da 1,5 ay oluyor sanırsam. O yüzden detaylı bir videosunu da çekebilirim isterseniz eğer. O şekilde. Şimdi biz bir onu başlatalım. Bakın bu şekilde şimdi başladı. Şurada ben bir pastasını yıkamıştım. Banyo pastasını. Onun bütün tüyleri döküldü. Bayağı tüy döken bir pastas. Ama çok da seviyorum. O yüzden kullanıyorum yani. Bu şekilde. Onları da şimdi aldı gördüğünüz gibi oradakileri. Bu şekilde. Şimdi o devam etsin, ben de ütülere geçeyim o sırada. Şunu getirdim. Ütümü zaten detaylı bir şekilde size anlatmıştım. Şimdi kullandığım şekli de görürsünüz. Şöyle başlatma düğmesine basıyorum ve o ısındığında direkt ötüyor. Yani gerçekten çok çok memnunum. Mutlaka kesinlikle herkese öneriyorum. Şimdi ben bir yandan video izleyip bir yandan da ütü yapacağım. Bunun mesela kilit özelliği de var. Bunu da açıyorum. Bu şekilde. Kilitlediğiniz zaman hiçbir şekilde düşmüyor. Yani taşıma kolaylığınız çok büyük oluyor.
Evet, saçlarım o makineyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu süreceğim. Zaten ıslakken sürdüklerimi gösterdim sizlere. Daha sonra bunu yaptıktan sonra bu kabarıklığı tabii ki güzel duruyor belki ama şimdi ben daha sonra yatacağım için yatakta daha da kabaracak benim saçlarım. Ben çok iyi biliyorum. O yüzden o kabarıklığı engellemek ve azaltmak için şu Urban Care'in keratin saç serumunu kullanıyorum. Şu benimkisi. Şöyle şimdilik 2 pompa kadar aldım. Tabii ki benim saçlarımı görüyorsunuz. Böyle bir aslan yelesi gibi bir saçım var. Çok zor yıkanan, çok zor kurayan. Gerçekten hani 1 saat sürüyor diyebilirim kurutmam normalde. Şu anda saçlarımın uzunluğu şöyle gördüğünüz kadarıyla. Şöyle göstereyim. Tam olarak şurada. Şu anda memnunum ama bir tık daha uzasın isterim. Yani benim ideal sevdiğim saç boyu biraz daha uzun bir saç boyu. Saçımı da hallettiğime göre. Şimdi ben artık kapatayım, yatayım. Gerçekten geç bir saat oldu. Ben de çok yorgunum. Gördüğünüz gibi hani böyle gözlerim kısıldı iyice uykudan. O yüzden kapatalım artık. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.